Katlama sorularında eski haline getirip daha kolay düşünebilirsiniz. Her soruda bu olmak zorunda değil ama bu soruda biraz daha işimiz kolaylaşır bakın. Görsel olarak da zor bir şekil değil çünkü. Şimdi katladığımızda açı değişmez. Katladığımızda uzunluk değişmez. Çift çizgi vermiş FC'yi de o zaman burası da böyle olacak. Yine aynı şekilde bakın. Tabii ki 90 derece D o zaman K da 90 derece. Yine C90 olduğundan K açısı 90. 90, 90, 180, 120 daha 300. O zaman 60 derece oldu. 60 derecenin etrafı eşit kenarlarsa o zaman bakın burada EFK bir eşkenar üçgen olacak. 60 olduğu için bu açılarda bakın hep 60. Yine 60 olduğu için açı ortaylardan dolayı 60. Burası da 30 derece. Şimdi A dersek 60'ın karşısı A kök 3. Burası A burası A. 3A çarpı A kök 3. Dikdörtgenin alanı 36 kök 3 verilmiş. Kök gitti. 3A kare eşittir 12. 36. A kare 12. A 2 kök 3. Şimdi ne yapacağız? Ee, yeni bu oluşan yamuğun alanını bulmak için aslında arkadaşlar şu beyaz bölgeleri çıkarmamız lazım. Onlar da bir kenar 2 kök 3. Diğer kenarda kök 3 katı 6 olacak. 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'den 2 tane var. 12 kök 3 yani şuraya S1 diyeyim buraya S2 diyeyim. S1 ile S2'nin toplamı şu an 12 kök 3 toplam alan 36 kök dikdörtgende çıkartınca işte geriye yamuğun alanı kaldı C şıkkı. Kenar üçgen verilmiş. AF, FB ve AB birbirine eşit. EA da düzgün beşgen olduğu için bu kenarlar birbirine eşit. Böylece 60 derece şöyle 48 oldu. İki üçgen 66-66 olur. 108 olması için 42 derece. Yine burası 108. O zaman 30 derece oldu. 30 derece oldu ve dış açı 72 derece olduğu için düzgün beşgende. Böylece 72-30-102-78 derece x d şıkkı. Katlanmış şekli eski haline getirelim muhtemelen görüntü daha kolay olacaktır bakın. Çünkü eski halini biliyoruz bir kare olduğunu. Şöyle bir kareydi. Şimdi uzunluk değişmez. AF ile A üssü F birbirine eşit. D üssü E ile DE birbirine eşit. Buralar 4 4 arkadaşlar. Sonra şöyle bize 6 verilmiş. 12 diyelim. Şimdi 90 dereceleri unutmayalım burada. Artık 18 olduğunu bildiğimiz için şimdi bakın şöyle ters açılardan yararlanarak alfa alfa dik üçgenler fazla çünkü beta o zaman yine beta hem dik ve var bakın burada. Bu yüzden de alfa beta 90. Sonra alfa burası da gördüğünüz gibi beta. Şimdi benzer üçgenlerden dolayı D üssü EK ve KCA A üstüne bakın. Gördüğünüz gibi alfanın karşısı 4, alfanın karşısı 12. Benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman betanın karşısına y dersek betanın karşısı arkadaşlar 3y olur. Yine burada 90'ın karşısına m dersek 90'ın karşısı x 3m olur. Şimdi şöyle arkadaşlar karenin bir kenarının 3y artı m... Artı 4 eşittir 18 olduğunu biliyoruz. Böylece 3y artı m eşittir 14. Bir de yine karenin bir kenarı katlayınca bu 18 nereye gelecek? Şu d üssü a üstüne gelecek. Orası da 18. Bu yüzden y artı 3m de arkadaşlar 18. Biz m'yi bilmek istiyoruz. Çünkü 3m'yi bulacağız. O zaman burayı eksi 3y 3 ile çarpayım. Eksi 54 14 daha. Eksi 40 eşittir. Eksi 9 m. Eksi 8 m. m de gördüğünüz gibi 5 oldu. Bizden x isteniyor. O da 3 m. 15 e şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada tabii BE b e var, e, k var. k var. KC var. Şimdi k çok alakasız duruyor değil mi? O zaman biz... Burada şunu yapalım. Paralelliği boşuna vermiş olamaz. Oran yapamayız çünkü BE'nin EF'ye oranını bilmiyoruz. O zaman Demek ki burada paraleller arası kalan alandan yararlanacağız. DE ve AF paralel olduğu için DE kenarına dokunmuyoruz ama diğer köşe olan F'yi alıyoruz. Böyle A'ya taşıyoruz. Aynı şekilde bu yeşil üçgenin de alanı DEF'nin alanına eşittir. ADF'nin alanı DEF'ye eşittir. Çünkü paraleller arası uzaklık zaten değişmez. Tabanı da değiştirmediğimiz için doğal olarak alan değişmiyor. Haliyle arkadaşlar bulmamız gereken alan aslında şöyle bir ABE alanı. Bu da dikkat ederseniz BE, EK ve KC olduğundan büyük üçgenin alanının 1 bölü 3'ü tabanlar oranı alanlar oranı sonuçta. Böylece 42'nin 1 bölü 3'ü de 14 C şıkkı. Düzgün beşgenin köşegenleri birbirine eşittir. Bakın AD köşegeni bu arada Eşkenar üçgenin bir kenarına da eşit. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. AC'yi çekersek bakın AC, AD ve AF birbirine eşit olur. Zaten eşkenar üçgen olduğu için FD de eşit ama onunla eşim olmadığı için renk olarak sadece bunları göstereyim. Eşkenar üçgen olduğu için 60 derece ve yine tabii ki düzgün beşgeni olduğu için 36 derece olacak. Neden? Burası 36 derece. Zaten şurası 36 derece. Mecburen DAC'ye 36 kalıyor. Şimdi haliyle arkadaşlar tepe açısı 60 derece olan bir A, E, A, F, C üçgeni oldu burada. Burada da taban açıları şöyle Y diyelim. Burası Y, burası Y olacak. 96, 180'den çıkarırsak 84. Y artık 42 ve 42 olacak. Şimdi zaten burası düzgün beşgenden dolayı 36 derece. 42 artı 36 78 oldu B şıkkı. DE paralel verilmiş. O yüzden DE'yi uzattığımız zaman yöndeş açılar eşittir 90 derece olacak. İkizkenar kenar üçgen olduğu için EAC tabii ki dik aynı zamanda ikiye böler. Paralellikten o zaman T orta nokta ise D de orta nokta olacak ve 9-12-15 üçgeninden 7,5 buçuk, Böylece yine 7.5 olur. 6 olduğu için de açı ortay. 6'nın 7.5'a oranı burayı 60 bölü 75 olarak düşünürsek 4 bölü 5 olacak. Demek ki şuraya 4a desek burası arkadaşlar 5a olur. 9a eşittir. 15'in yarısı 6'nın yarısı 12'nin yarısı pardon o zaman 9'un yarısı. Yani 9a eşittir 9 bölü 2. a 1 bölü 2 oldu arkadaşlar ve 5A'da 5/2 bölü 2 geldi C şıkkı. 48 42 daha 90 olduğu için şöyle paralel çekeceğim bakın onları kullanmak için. Şöyle bir paralel çektiğim zaman EM paraleli 48 48 oldu. Sonra yine bir paralel çektiğim zaman şöyle burada da ET diyelim. ET paralel CB olduğu için 42 oldu ve 3 olduğu için AM buraya kaldı arkadaşlar 3. Yine 5 olduğu için kaldı 3. O zaman 48, 42 daha 90. Bu ikisi eşitse üçüncüsü de eşittir. Muhteşem üçlü. X eşittir. 3, B şıkkı Deltoid'de köşegen bir açı ortaydır. Şöyle bakın alfa, alfa diyebiliriz. Bu birincisi. ikincisi, AEBE'nin iki katıymış. O zaman deltoid olduğu için AD'de 3A olacak. Tabii ki açı ortay AED üçgeninde 2'nin 3'e üç oranı 6'nın FD'ye oranı. Böylece FD arkadaşlar 9 geldi. Bir de ikizkenar kenar bir üçgen çıktı. D açısı da alfa olur o zaman. 2 iç bir dıştan 2 alfa. Sonra dikkat. Deltoid de bu 90'ı niye vermiş? Çünkü D açısı da 90 derece olacak. O zaman 90 eksi alfa kalır arkadaşlar. FDC'ye 2 alfa 90 eksi alfa bir de C açısı. Toplamları 180 olduğu için FCD'de de mecburen C açısı da 90 eksi alfa. Kendiliğinden ikizkenar bir üçgen geldi. FD ile FC birbirine eşit oldu. X de buradan 9 olmuş oldu. E şıkkı. A noktası A üssü noktasına geldiğine göre A 90 derece A üssü de 90 derece. Açı değişmez açı değişmez. Bu soruda bunları kullanmayacağız ama sadece göstereyim, geri sileyim, kalabalık olmasın. DA arkadaşlar katlayınca değişmeyeceği için DA üstüne yine AE de EA üstüne eşit olur. 11'im vermiş AD'yi o zaman 10 birim olur. DA üssü 6 8 13 üçgeni. Bir de burada bakın şöyle bir dik V'den yararlanıp alfa beta yapalım. Çünkü hep dik üçgen var. Alfa beta 90, alfa beta 90 şeklinde ve Bakın şimdi şu A üssü B'ye 4 kalacağı için alfa'nın karşısı küçük üçgende 4, büyük üçgende 8. Şu iki üçgen benzer üçgenler. Alfa beta 90 olduğu için benzerlik oranı 1/2 bölü olduğundan dolayı beta'nın karşısı büyük üçgende 6, o zaman beta'nın karşısı küçük üçgende 3. Yani EB de 3'müş. 3 4 5 Mor üçgenin alanı 5 çarpı 10 bölü 2, 25 olur D şıkkı. ABCD karesi çiziyoruz şimdi şu şekilde. Sonra köşegen üzerinde bir E noktası alın demiş. Köşegen üzerinde de bir E noktası alalım. E noktasından BC'ye göre bir simetri. Bir noktanın doğruya göre simetri demek hem böyle eşit uzaklıktır hem de dik açıdır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Böylece bu K'ymış. Sonra AB'ye göre simetriyi bakın yine böyle eşit uzaklık ve dik olacak. Buna da L diyelim. Şimdi burası 45 olduğu için katlayınca simetri kalınca yine 45. Yine simetri kalınca 45. Aslında KBL doğrusal oldu arkadaşlar. 45, 45, 45, 45 hepsi toplamı 180 geldiği için. Böyle bakın bunları birleştiriyorum o zaman. Ve yine Buralarda 45 olduğu için gerçekten hepsi böyle çift çizgi. Şimdi buraya x dersek burası da x. Yine mecburen buraya x diyeceğiz. Çünkü kare burası. Burası da x oldu. x kök 2x kök 2. Bu bize soruda 4 kök G olarak verilmiş. Kl uzunluğu. Demek ki x arkadaşlar buradan e, kök kiler gider. 2'ler 4'ler sadeleşirse 2 olur. x 2 olduğu için burası da 2. Demek ki eb uzunluğu 2 kök 2 oldu. Aşık